Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsınız? Biz iyiyiz. Sen nasılsın? Nasıl geçti günün? Olaylı bir gün geçirdim Gülşah Hanım. Bugün küçük bir kaza atlattım. Yine her zamanki gibi küçük bir kaza. Ne yaptın? Sabah 7.30'da aracımız bizi almaya geldi. Çok baştan anlatmasaydın. Her şey bir toz bulutuydu. Evet. 7.30'dan sislerin ardından 9'a çeyrek kalaya kadar 5 Levent'in orada 5 Levent konuklarının orada 5 tur attık. Bir türlü Beşiktaş'a çıkamadık. Sen şoför amca yolu bulamadı. Dönüyoruz. 7.30'dan 9'a çeyrek kalaya kadar Beşiktaş'ı aradık. Artık şoför amcaya yol tarif etmekten o kadar yoruldum ve bunaldım ki kafam ağrıdı. Dedim ki arka koltuğa geçeyim birazcık uzanayım. Hemen koltuğun arkasındaki koltuklara uzandım. O arada hemen bir iki saniye içerisinde uyumuşum Kemal Bey. İçin geçmiş. Sonra bir frene bastı ki ben o an bir futbol topu edasıyla... Yuvarlandım. Ne topu? Futbol topu edasıyla fırlayıp gerçekten yani arkadaş da vardı. Çoluk kıyamet. Arkada yatıyordum ben en arkada. Kemal'e çok korktum. O şoför koltuğuyla yattığım koltuk arasındaki... Şu demirler var ya, ona çarptı. Montu çıkarsana, o sese hiç dayanamıyorum. Ben de bak. Bir söyleyeceğim, nereye ne oldu peki sonra, yani düştün de. Dijital yarıldı. Dijital yarıldı. Şoförün arkasındaki demir var böyle yerdeki. O bacağıma vurdu. Girdi, İstanbul, hayır. Kapağım şiş. Kemiğini derdi. Ay çok geçmiş olsun. Ama buna şey demiş ya. Konuşma. Konuşma. Kemal Bey şimdi bunu da küçücük bir yaram var deyip kızar. Hayatım tecrübeyle sabit bugüne kadar. Çıkarayım mı? Şimdi daha önce de anlatayım sana kısaca. Kabinde üstünü değiştirirken ayağını eşeğin veya bir şeyin metalin kenarına çarpıyor. Ayağım yarıldı, olaylar, ben böyle bağıra bağıra falan geliyor. Ayağının şurasında böyle minicik, senin kedin bile o kadar şey yapamaz. Minicik ya, bir çizik var evet, ama ayağım açıyorum, yarıldı diye konuşmama izin verir misin? Hani böyle neşterle kesersiniz ya, o şekilde bir acıydı. Ay, kesinlikle öyle değil. Hala bizi duruyor ya. Kemal Bey sabah da böyle yapıyordu. Şey çok Allah'ım onlar nasıl acılar, nasıl acılar diye. Şu anda Kemal Bey sabah ben ilk gördüm, anlatayım mı nasıl yapıyordu? Ağlıyordu tamam mı böyle? Bizim tanesi. Evet. Kemal Bey. Ay gelip yanıma sen de üzülüyordun ya. Ya çok ağlıyordu. Doğru. Emel kabul et. Sen böyle şeyleri abartmayı seviyorsun. Gelin bakın o zaman. Gelip bakarım önemli değil. Yine eminim. Bu kadar. Eminim yine de o kadar büyük bir şey değil. Geliyor bak. Allah aşkına o kadar büyük bir şey olsa ne olsa hastaneye gitmen gerekiyor. Abarttığın kadar yok diyorum. Abartmayı seviyorsun diyorum. Ama acıyor şu an. Abartmayı seviyorsun. Ama acıyor. Acıyabilir. Olabilir. Ayağını çarptığımız zaman da acıyor. Ama yarıldı, ölüyorum, bacağım delindi demiyoruz hiçbirimiz. O zaman bakalım mı? Bakalım. Gel bak, bakalım. Bak Kemal. Gel açıyorum, gel. Allah Allah ya. Açıyor. Açsın. Gel Kemal. Bak fotoğraf var burada. Haydi. Açsana. Ne olmuş? Ne oldu yani? Ne oldu evet aç. Ne oldu Allah aşkına? Açayım mı? Ne oldu? Açıyorum. Aç. Ah çok acıyor. Çok acı. Ne var? Aman Allah'ım. Ambulans çağırın. Kim anne siz erkeksiniz ya. Ne kadınlıkla erkeklikle ne alakası var ya? Göstersene bize de. Biz de bakalım. Ne alakası var? Şöyle deri üstten sıyrılınca daha acısı ya. Ambulans çağır Seray. Ambulans çağır. Çabuk hemen. Helikopter ambulans çağır çünkü. Acil hiç 5 dakika içinde gitmezsek kan kaybından. Bu ne yapıyor? Bu niye yere çekirdek çitliye çitliye? Böyle olaylarda çekirdek yeriz biz. Ne kadar ağladım biliyor musunuz? Bir saat ağladım, bir saat. Gerçekten Kemal Bey, bir saat ağladım. Biliyorum, tahmin ediyorum acıyor, ne kadar ağladım. Acıyor yani. Siz erkeksiniz, ben bayanım. Hüdayi gibi. Niye erkek Kemal Bey, kadınları. Ağzında bir alakası yok ki bunun. Gördün sen. Kemal Bey. Erkek yüzü şeyle, kadın. İyi bir çekirde getireyim bu kötü. Öyle kadınlar var ki. Ay sus sen mi? Kümet. Bol tuzu getireceğim. Daha güzeli bu. Sinirlerime şu an hakim olmaya çalışıyorum. Sinirlerime hakim olmaya, sinirlerime hakim olmaya çalışıyorum. Sadece sinirlerime hakim olmaya çalışıyorum. Bu renkten sonra sinirleriniz yumuşayacaktır Kemal Bey. Allah. Hiç beni bu kadar renkli olmuş mu? Kemal o bakışlar nasıl böyle şey? cazibeli. Şimdi Kemal Bey'in sinirlendiğine sizin bu kadar rahat bir tavır sergilemeniz. Tabii nasıl böyle takdire şayanlar biliyorsun. Bir kere beni de böyle delirttiler. Bak dışarı çıkıp böyle ensemden ateş fışkırıyor. O zaman sizi rahatlatacak bir şey okumak istiyorum. Bunu okumam gerekiyor.
Akdeniz Üniversitesi Turizm Otelcilik, Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi, Adalet öğrencisiyim şu an. Aynı zamanda uzlaştırmacıyım, profesyonel emlakçıyım, özel silahlı güvenlik diplomam var. Yarın bu belgelerin hepsini getirir misin? Dikkat, devam ediyorum ama belgelere. Tamam. Dikkat, eğitim seminerleri veriyorum. Oyuncuyum, daktilo eğitimim var, aynı zaman tarzım ve starım. Aynen öyle. Bu kadar fazlalık oldu. Daktilo eğitimini sen 1946'da hemen mı aldın? Adalet. Bununla ne demek istedim? Daktilo eğitimi mi kaldı? Biz ezik kaldık şu an. Biz bayağı eziyiz. Bu kadar gerçekten ben bir hava doğru olmadığı için hiçbir Seray Hanım sıkıntı yok. Hadi canım. Getirecek misin yarın bu belgeleri? Seray Hanım size bir şey sorabilir miyim? Acaba neden dün aynı üniversitenin ismini vermedi? Çünkü gece gidip internetten baktı. Acaba Eskişehir'de hangi bunu üniversite okumayan var? Bunu okumayan su mu söylüyor bana? Okudu kız. Okuyup okumamam zaten o burada bir problem. O zaman karışma değil. Ben olmayana bir şey söylemem. Demedi, Antalya Üniversitesi dedi. Zaten Antalya'da Akdeniz Üniversitesi. Biliyorum da sen Antalya Üniversitesi dedin. Ki ben üniversiteye gittim tatlım. Evet belli oluyor tatlım. Bunların evet. Hepsini yaptın mı? Evet. Niye söyleme ihtiyacı duydun? Çünkü donanımını görsünler. Video donanımı var. Donanım olduğum için benimle uğraşıyorlar. Peki bir şey rica edeceğim. Yarın bu diplomalarını, belgelerini hepsini getirir misin? Olur bakalım. Bakalım değil, yarın istiyorum hepsini. Getirme, bakmam lazım şimdi eve gidince. Hepsine şimdi yarın eve gideceğim, bakacağım. Bilmiyorsun nerede olduklarını. Bulamayacağım. Anneme sormam lazım. Böyle diplomaları olan bende duvara asar. Hafta sonuna kadar, cumaya kadar vaktin var. Getiririm Kemal Bey, sıkıntı yok. O ses tonuna dikkat et. Getiririm yani. O ses tonuna dikkat et. Yok, arkadaki sinirlendi beni. Ses tonuna dikkat et. Size değil, arkadakine sinirleniyor. Getiririm Kemal Bey, gösteririm. Arkadan söylüyor Kemal arkadakine Bey. Arkadakine git söyle, bana değil. Size söylemedim. Bak her seferinde aynı şeyi yapıyorsun sen ha. Bana söylüyorsun, size söylemedim diyorsun Kemal benim tepkimi Beyciğim, görünce. Kemal Beyciğim arkadan su sürekli cevap veriyor, ona Kemal cevap veriyor. Bir şey demedik ki. Bu belgeler gelecekler. Gelsin. Bunlar işkembeden atmaya benzemiyor bu işler. Ben işkembeden atmam hiçbir zaman. Göreceğiz o zaman. Tamam, cumaya kadar hepsini istiyorum buraya. Evet. Bazen susmak çok önemlidir belli noktalarda. Yoksa şu an öyle bir an yani. Yok susmaz o. Öyle bir susmaz. An. Susmaz. Yani şu an susarsan kazanırsın, susmazsan daha kötü duruma doğru gidiyorsun. Yani kendini doğru ifade etmek istiyorsan susman gerekiyor. Bu ne be? Ferda Nur'un Seray'la olan diyaloğunu konuşuyorduk. Tabii ki sesinin tonu değişerek cevap veriyordu ama orada bir saygısızlık yapmış olsaydı burada Kemal de ben de müdahale ederdik. Zaten Seray bize fırsat vermezdi, şak diye cevabını verirdi. Doğru mu söylüyorum? Aynen. Kaldı ki Ferda Nur'un öyle bir tavrı olmadı. Konu Betül'e kadar geldi. Ama senin şu anda burada yaptığın tavrını lütfen bu program lütfen bak, hala. yayınlandığında lütfen kendini otur bir izle. Ki ben burada hani en böyle öyle mi olmuş her şey espriye vurup tamam peki madem öyle diye diyen kadın şu an Zivana'dan çıkarak bunu söylüyorsam lütfen kendini otur ve izle. Yaptığın çok 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 büyük ayıp. Tabii ki Kemal Bey'e getiririm. Tabii ki bilmem ne. 18 yaşında değilsin. Ya size bir şey soracağım. Bir daha yaş konusunu konuşmayalım diyen benim. Kaç yaşında kadınsın? Size bir şey soracağım. Bu tavrında Kemal Bey Gülşah size soracağım. Siz yarışmacılarla fazla mı? Hayır canım değil mi Asım'ın? Hayır burada çok çekim bir şey var ama hayatım. Çünkü biraz çünkü fazla şey benim, var. Bu, yani burada çok güzel bir durum var çünkü. Sinirim kaldırmıyor. Niye kaldırmıyor biliyor musun? O kadar defalarca burada. Bak Uğurkan abi de böyle. Kemal de böyle ben de böyleyim. Ve Banu da buradayken defalarca biz söylememize rağmen. Önce bir sessizlik giriyor. Bak şimdi. Emel var sonra Aydan var. 15 dakika sonra tekrar konuyu konuşuyor. 15 dakika sonra yine bir kavga çıkıyor burada. Ve bir tahammül sınırımız var. Hakikaten benim tansiyonum çıkıyor. Sonra izleyenler diyor ki gerçekten mi böyle? Pardon? Buradaki tuhaf jüriyi çok normal. Mu yumuşak yüzlü buluyorsunuz? Böyle söyleyebilme hakkını beni mi yumuşak yüzlü buluyorlar? Hayır bir de Kemal ben diyor. Kemal delidir yani. Pardon ben Kemal hiç, ben hiçbir oluyor. Şekilde benim sinir olduğum şey yaptığı şeyi kabul etmemesi kişilerin. Hepsi için geçerli. En çok da Emel yapıyor. Her seferinde Emel'le ben tartışıyorum. Her seferinde çünkü Emel hayır tabii ki öyle. Tabii ki getiririm Kemal Bey dedin biraz önce. Ama bir de bana dememişim, arkaya demişim gibi gösteriyorsun. Sanki biz burada IQ'larımız bu kadar, seninki bu kadar şov yapıyorsun. İşine geliyor bir de bu. Hoşuna gidiyor.
Yemiyoruz biz bir şeyde. Emin ol sen. Belgeler buraya gelecek. Hepsi. Cuma'ya kadar o belgelerin hepsini getireceksin. Mühürlü damgalı. Fotokopi de istemiyorum, orijinalini. Getireceksin. Öyle işkembeden atarak olmuyor bu işler. Tamam mı? Çünkü söylediğin 10 şeyden 9'u doğru değil. Bu kadar. Diyorsunuz. Evet. Hatta 9.5'u. Ben kabul etmiyorum. Kemal Bey, bulamaz. Ben kabul et diye söylemiyorum. Ben biliyorum çünkü. Bir şey söyleyeceğim. Her şeyi biliyorum. Aynen. Her şeyi duyuyorum. Her şey kayıt altında. O yüzden kıvırma lütfen. Tamam mı? Şimdi İfadene de dikkat et. Şimdi sen bir şey söyleyip onun doğrusu öyle değilse ben kabul etmiyorum diyerek işin içinden çıkamazsın. Bunu bir kere bir altını çizelim. Çünkü bütün konularda bu var Emel. Ayrıca her şey kayıt altında, siz farkında değil misiniz arkadaşlar? Her şey kayıt altında. Buradaki insanları affedersin aptal yerine koyuyorsun. İzleyici var orada, izleyici de görüyor. Yani kendini kandırırsın, kimseyi kandıramaz. Bir. İkincisi, çok defansifsin ve bir es verip bir nefes alsan, anında cevap vermesen karşı taraf da sakinleşecek. Hayatın her alanında bu böyle. Evde sen kocanla nasıl anlaşıyorsun? Gayet iyi anlaşıyorum. Böyle bir şey söylediğin zaman hemen cevap veriyor. Bence adam sinirlerini çektirmiştir. Başka türlü anlaşamaz bence. Kızlar arkadan çok konuştuğu için mi böyle dağılıyorsun? Normalde yapmazsın yani. Tamam, neyse, bundan sonra bugünkü şey sana bir milat olsun, tamam mı? Daha dikkat edersen iyi olur. Kimsenin burada hem siniri bozulmaz hem onuru zedelenmez. Burada herkes yetişkin insan. Dolayısıyla ben üzülüyorum yani. Seray, burada sana da bir veya iki hafta veriyorum. İki hafta sonra sen de bu kıvama geleceksin, biliyor musun? Çünkü bana gelmemeyi çıkıyorsun. Tercih ediyorum. Tabii ki gelmemeyi tercih edersin. Biliyorum. Biz de gelmemeyi tercih ediyoruz ama. Bu manzaraya ben bayılmıyorum. Ondan sonra yani sürekli agresif görünüyorum ama ya, rol de yapamam. Biraz önce dedi ki, bak sinirlerime hakim olmaya çalışıyorum diyorum. Sinirlerime hakim olmaya çalışıyorum. Oradan hala car ithamlarda ve atıyor bir şeyleri. Ve biliyorum doğru olmadığını. Biliyorum. %100 eminim. Tamam. Sinirlerime hakim. Sakin ol Kemal. Sakin ol Kemal. Sakin ol Kemal. Kemal de insan bir yere kadar. Sen bir fiyatları söyle istersen. Nereye gittiğini. Ve yine istediğini verdim ya. Yazıklar olsun bana. Botlarım 110 TL. Tight'ım 40 TL. Üzerimdeki bluz, striko kazak 38 TL. Açkım 22 TL. Montum 250 TL. Eldivenlerim 15 TL. Şapkam 7,5 TL. Küpelerim 5 TL. Evet. Kıyafetle ilgili yorum yapıyor musunuz? Evet, ben yorum yapıyorum. Puanımla yorum yapıyorum. Yorum yapmayacağım. Geri kalan kısmıyla. 2. Reflektör montunu beğenmemiştim zaten. Beğenilecek başka da bir şey yok zaten üstünde. 2. Ben tight'ını sevdim, botunu, içinde kazağının rengini sevdim. Mont üstüne büyük gelmiş. Ortalama 3. Teşekkür ederim.